Arkadaşlarım merhaba. Sıcağı sıcağına soru çözümlerimizle konularımızı şimdi pekiştiriyoruz. Konuları gördüğünüz üzere sanayi, ticaret, ulaşım ve turizmle ilgili sıcağı sıcağına sorularımız geliyor. Buyurun gelsin bakalım. Hemen sorumuz açıldı. Diyor ki, diyor ki Türkiye sanayisine ilişkin yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur diyor. Bakalım ülke geneline sanayi dengeli dağılmıştır diyor. E şimdi arkadaşlarım bunun doğru olduğunu herhalde savunamayız. Niye? Arkadaşlarım şöyle düşünelim. Mesela Marmara bölgesi ile Doğu Anadolu bölgesinin sanayisi aynı mı? Hayır. E o zaman bu dengeli dağılma sözü yanlış oldu. Sanayinin en büyük sorunu ham madde yetersizliğidir. Eğer bizde ham madde yetersizse Kimse de ham madde yok hocam. Bu kadar da netiz yani. Ham madde yetersizliği diye bir şey söz konusu değil. Doğudan batıya doğru sanayileşme düzeyi artmaktadır diyor. Evet doğudan batıya doğru sanayimiz artıyor. Sanayileşme düzeyi artıyor. E o zaman bize doğru olanı sormuştu. Doğru olan kimmiş hocam? Yalnız 3 seçeneği olacakmış. Peki. Diğer sorumuz geldi. Aşağıdaki endüstri kuruluşlarından hangisi ham maddeye bağlı kurulmamıştır? Biliyorsunuz Türkiye'de sanayi tesislerinin kuruluş yeri seçiminde çoğunlukla ve çoğunlukla ham maddeye yakınlık etkili olmuştu. Ama ulaşım, pazar, enerji kaynakları gibi etkenler de vardı elbette. Peki bakalım hangisi ham maddeye yakın değil? İskenderun'da demir çelik tesisimiz var biliyorsunuz fakat İskenderun'da demir çelik tesisinin kurulma nedeni ulaşım imkanlarının iyi olmasıydı. Hatırlayın madenler konusunda konuşmuştuk bunu. Ne demiştik? İskenderun'un hem demir yolu bağlantısı var hem de liman olma özelliği var. E doğal olarak ki bu uygun değil. Çanakkale'de konserve endüstrisi diyor. Evet ham madde ve buna ilaveten buna ilaveten pazar imkanları da var. Ama ham maddesi var. Bilecik'te mermer endüstrisi. Evet Güney Marmara'da zaten mermer vardı. Yani ham madde diye düşünülebilir. Batman petrol endüstrisi. Evet zaten çıkartıldığı yerlerdendi. O zaman ham madde diye söylenebilir. Zonguldak'ta kağıt endüstrisi. Evet ormana dayalı endüstri zaten Batı Karadeniz'de yoğunlaşmıştı. E o zaman bunu da almak gayet uygun. Ham maddeye yakın olarak kurulmayan İskenderun Demirçelik Tesisi diye söylemiştik. Ham madde olması için Sivas Divriği olsa ne de güzel olurdu değil mi? Peki devam edelim. Yeni sorumuz geldi. Hayta'da dağılışı gösterilen yerlerde gelişen ortak sanayi kolu hangisidir diyor. Nereler var? Bir bakalım arkadaşlarım. İstanbul verilmiş İzmit, Bursa, İzmir, Uşak, A, Denizli... Sparta, Kayseri, Antep, Siirt. Arkadaşlarım bu bir kere mesela otomotiv diyorsun. Antep, Siirt çevresi, Isparta uygun değil buna. Kağıt endüstrisi diyorsun. Güneydoğu Anadolu'da kağıdın ne işi var? Konserve endüstrisi diyorsun. Siirt'te öyle bir alan yok. Mesela o da Güney Marmara ağırlıklıydı. Cam diye düşündüm. E hani Sinop nerede? Hani Mersin nerede? veyahut da tamam İstanbul'u vermişsin ama Kırklareli nerede? E o zaman bu da yine uygun değil ama yünlü dokuma evet gayet uygun. Gerek yünlü dokuma gerekse halıcılıkta Siirt mesela Antep, Kayseri'nin bünyan halıları vardı değil mi? Isparta halıları vardı mesela. O anlamda yine önemli. Uşak battaniyesiyle meşhur bir merkezdi. Şeklinde söylemiştik. E o zaman yünlü dokuma bizim için gayet uygun olmuş oldu. Peki. Diğer soru der ki: Türkiye'de aşağıdaki endüstri kuruluşlarından hangisi sayıca diğerlerine göre daha fazla? Yani yaygın bulunan, Türkiye genelinde olan bir endüstri kolu arıyoruz biz. Neler var? bakacak olursak savunma sanayi diyor. E Kırıkkale olabilir, Ankara olabilir, Eskişehir olabilir ama çok yaygın mıdır? Hayır. Ankara, Eskişehir'de hava araçları uçak fabrikamız ikisindeydi zaten. E baktığın zaman çok yaygın değil. Raylı sistemler diyor. E i̇şte Adapazarı, Eskişehir, Ankara, Sivas, Çankırı merkezleri vardı. E çok yaygın mı? Hayır, değil. Otomotiv endüstrisi bunlara göre nispeten bir tık daha fazla. Marmara ağırlıklı zaten Bursa, Sakarya, İzmit, Ankara, işte Aksaray olabilir mesela, Konya olabilir, Adana olabilir, E eh, olabilir. Ama dikkat et şıklarda vermiş çimento. Ne dedik çimento için? Anahtarımız da oldu zaten. Her yerde var demiştik. illeri geç artık ilçelerde var demiştik. E doğru cevabımız elbette ki çimento olmalı zaten. Tamam her yerde bulunan bir endüstri koludur. Çimento dikkat edelim buna da. Peki gelsin diğer soru. Türkiye'de yukarıda verilen endüstri kollarından hangilerinin yer seçiminde öncelikle ulaşım? Ulaşım iyi olacak arkadaş. Yol yaptık o kadar yollar yaptık. Esen de bunu kullanıp bir sanayi tesisi yap ya. Allah Allah. Bakalım Samsun Bakır Endüstrisi arkadaşlarım hatırlayın yine madenler konusunda ne demiştik eğer Artvin'de kurmuş isen eğer Elazığ'da kurmuş isen bunlar ham maddedir ama Samsun'daki o büyük olan bakır tesisini kurmandaki neden liman ve içeriyle demir yolu bağlantındı. E o zaman ulaşım imkanlarıyla kurulmuş bir tesistir burası. Konya Şeker Endüstrisi. Konya'da şeker fabrikası kurmanın nedeni ham maddedir. Ülkemizde en fazla şeker pancarının üretildiği ilimiz değil mi? Evet. E o zaman ham maddeye yakınlık. Batman petrol rafinerisi diyor. E burada da yine zaten petrolün çıkartıldığı alandı. Yine ham maddeye yakın olsun diye kurdun. İskenderun demirçelik biraz önce sorusunu çözmüştük öncelikle ulaşıma yakın olarak kurulmuştu. Yani o zaman Samsun ve İskenderun'daki tesisler ulaşım imkanlarıyla kurulmuş 1 ve 4 olacak. Şıklarda da C seçeneğinde verilmiş. Gayet uygun sevgili arkadaşlarım. Peki hemen gelsin bakalım diğer soru. Türkiye'de çok sayıda serbest ticaret bölgesi bulunur. Evet. Bir sürü vardı. Diyor ki hangisinde serbest ticaret bölgesi yok? Soru bu. Peki bakalım. Denizli'de serbest ticaret bölgesi var mıydı? Evet vardı hocam. Gazi Antep'te var mıydı? Evet vardı hocam. Kayseri'de var mıydı? Evet vardı. Bunlar hatta ne dedik? Çoğunlukla kıyılarda kurulmuşlar. Serbest ticaret bölgeleri limanlarda. Ancak içeride olanlar da var. İçeride olanlar da bunlar zaten. Denizli, Kayseri, Gaziantep. Peki, liman olma özelliği Rize var mı? Evet var hocam. Ama Eskişehir'de, Ankara'da, Konya'da mesela e, serbest ticaret bölgesi yok sevgili arkadaşlarım. Ve konu videosunda konuşmuştuk. Ne demiştik? Mardin'de ve Erzurum'da da vardı, kapatıldı. Onlar artık serbest ticaret bölgesi olarak sayılmıyor. Diye de düşüneceğiz bunu. Peki. Eskişehir'de serbest ticaret bölgesi yok. Dediğim gibi hani yine dikkatinizi çekmek adına söylüyorum. Ankara'da yok, şıklarda kullanılabilirdi. Yine mesela Konya'da serbest ticaret bölgesi yok. Hani büyük şehir diye dikkat etmenizi istediğim yerler. Peki, ihracat ile ithalatın toplamına dış ticaret hacmi deniyor. Biliyorsunuz toplamıştık değil mi? Peki diyor ki buna göre Türkiye'nin dış ticaretinde ilk sırada yer alan ülke hangisidir? Yani neyi soruyor adam bana? Türkiye'nin Dış ticaret hacminin en fazla olduğu ülke hangisi diye soruyor. Dış ticaret hacmi kimle fazla? Bir kere hemen orayı tekrar edelim. Hocam dış alım diyorsan eğer Çin. Dış satım diyorsan Almanya. Alım artı satım yine Almanya. E o zaman dış ticaret hacminin en fazla olduğu ülke Almanya. Unutmayınız Çin daha çok... İthalatta karşımıza çıkan ülke sonra ikinci sırada zaten Rusya geliyor. Ee, Almanya hem hacimde hem de dış satımda karşımıza çıkan bir ülke yani ihracatta karşımıza çıkan ülkedir. Dikkat etmekte fayda var. Peki diğer sorumuz der ki Türkiye'nin ithalat kalemleri içerisinde hangisinin payı daha azdır? Yani dış alıma konu olmayacakmış ya da daha az alacakmışız. Madeni yakıtlar ve yağlar en fazla aldığımız ürün sevgili arkadaşlarım. Yani petrol ve doğalgazdan bahsediyoruz burada. E öyle olduğu zaman zaten çok fazla onu direkt kafadan elememiz lazım. Otomotiv en fazla sattığımız ürünlerden evet ama ciddi anlamda alıyoruz da e, ithalatımızda büyük paya sahip olan ürünlerden. Yine hava araçları e hocam biliyorsunuz zaten durmadan gündemde uçaklar alıyoruz. işte savaş uçakları veyahut da almaya çalışıyoruz gibi düşünebilirsiniz. Olur. Tıbbi cihazlar, araç, gereç, eczacılık ürünleri vesaire ne demiştik? Dışarıdan aldığımız ürünler arasında ip ve iplik ürünleri hayır. Türkiye'nin dış satımında daha çok paya sahip olan üründür. Ve arkadaşlarım burada şuna dikkat edin ne demiştik? Türkiye dokuma sanayinde önemli bir ülkedir. Dışarıya iplik satarız, kumaş satarız, hazır giyim ürünleri satarız hatta fason üretim de yaparız demiştik. E o zaman ben kalkıp da bunu ithal ürünler içerisinde sayamam dünyaya satan sayılı ülkelerden bir tanesiyim zaten. Öyle düşünmek lazım bunu tamam Dışarıdan almıyoruz dışarıya satıyoruz. Türkiye'nin ihracat ürünleri yani dış satım ürünleri içerisinde soruyla pekiştirmek istiyorum bunları sürekli olarak. Hangisinin payı daha azdır diyor. Hangisini dışarıya daha az satarız diyor. Hocam kafadan zaten şu var. Birinci sırada en fazla otomotiv satıyoruz. Yine elektronik araç gereçler üçüncü, dördüncü sıraya yerleşiyor. Demir çelik ürünleri 3 4 o arada gidiyor geliyor. Kazan makineler ikinci sırada zaten yer alıyor. Bir de optik aletler demiş. Optik aletler daha çok dışarıdan alınan ürünler olarak karşımıza çıkıyor sevgili arkadaşlarım. Yani henüz o teknoloji bizde o kadar ileri seviyede değil. Dışarıdan aldığımız ürünlerdir optik aletler ve cihazlar. Peki, Türkiye'nin cari açık vermesindeki en önemli neden İthalatta enerji kaynaklarının, enerji kalemlerin ilk sırada olması. Ne demiştik? Biz dışarıdan bu petrolü, doğalgazı, taş kömürünü alıyoruz. Belimiz bükülüyor hocam. En çok parayı mineral yakıtlar ve yağlara harcıyoruz. E şimdi soru bize der ki hangisi bu duruma karşı alınan en uygun tedbir olmuştur? Yani bu kalemlere ayırdığım parayı azaltmak istiyorum. Ne yapacağım? enerji ithalatında yeni pazarlar aranması. Hocam yeni pazar aradın mı da o da parayla satmayacak mı sana? Ona da para vereceksin bedava mı verecek sana? Öyle bir şey yok en fazla biraz daha düşük olur belki. Sanayi üretiminin sınırlandırılması yapma. Sanayi sınırlandıracaksın da neyle para kazanacaksın? Öyle bir şey yok. Yerli enerji kaynakları. o çiçek. Nedir hocam? Mesela git sen en iyisi hidroelektrik santrallere yönel. Mesela git res rüzgar enerji santrali. Mesela ges kurabilirsin güneş enerji santralleri. Mesela jeotermal kurabilirsin. Bunların kaynağı sende. E doğal olarak ki bunlara yöneldiğin zaman dışarıdan aldığın doğalgazı, petrolü azaltacaksın demektir. Bu gayet uygun, iyi bir şey, güzel bir şey. Asya'dan Avrupa'ya uzanan Yeni boru hatlarının inşa edilmesi diyor. E boru hattını Asya'dan Avrupa'ya taşıdın da sana ne faydası var? Sana ne faydası var yani? Anca sana kullanım hakkı verecek. Onda da yine parasını alacak. Yani o zaman olmaz. Enerji tüketiminin azaltılması. Kapat bilgisayarları. Lambaları da söndür. E karanlıkta oturalım. Neyi azaltıyorsun? Nasıl azaltıyorsun ya da? Öyle bir şey söz konusu dahi değil. E o zaman yeni kaynaklara, yerli kaynaklara yönelmek çok daha makul olacaktır. Peki, Türkiye'nin son yıllarda en fazla ihraç ettiği maden hangisidir diyor. Hatırlıyor musunuz? En fazla sattığımız maden. En fazla bunu satarız falan mevzusu. Hatırlayınız. Hocam mermer. Mermere direkt cevabımız olacak zaten. Mermer en fazla sattığımız ürün. Keşke oltu taşı satsak. Değerli hocam çok güzel. Ya. Yani. Ama işte ne yapalım? Yani kalkıp da halk arasındaki o söylemle bor aman var da neye yarıyor öyle satıyoruz öyle satıyoruz değil. Türkiye'nin en fazla sattığı maden mermerdir sevgili arkadaşlarım. Lütfen ona da dikkat ediniz. Peki arkadaşlarım bu videoluk bu kadar olsun bir sonraki videomuzda yine sıcağı sıcağına devam edeceğiz. Yine bu ünitenin sorularını çözeceğiz. Haydi gelin sonraki videoda yine pekiştirelim. Hadi gelin.